Hoş geldiniz. Bugün İran'da din ve siyaset ilişkisini konuşacağız. Ben de bir PowerPoint hazırlamak istiyorum ama vaktim kafi gelmedi maalesef. Derslerde yoğun olunca tam istediğim gibi bir son hazırlayamadım. Ama ana hatlarıyla konuşacağımız üç şey var İran'da din siyaset konuşurken. Birincisi klasik Şii siyaset teorisi nedir? Mikrofon çalışıyor mu? Çalışsa güzel olur. Çalışıyormuş gibi duruyor ama çalışmıyor ama. Ses gelmiyor. Sesim yeter ya, gerek yok. Yani kapatabiliriz. Beni böyle duyuyorsunuz. Önce klasik Şii siyaset teorisi hakkında konuşacağız. Daha sonra velayet-i fakih teorisi hakkında konuşacağız ki velayet-i fakih teorisi Ayetullah Humeyni tarafından geliştirildi ve bugünkü şeklini aldı. Dolayısıyla İran'da rejimin bugünkü İslam Cumhuriyeti rejiminin temel dayanağı velayet-i fakih teorisi. Üçüncü kısımda da devrim sonrası İran'da kurulan siyasal yapı nasıldı? Nasıl bir yapı var bugün İran'da ve bu siyasal yapıda din ve devlet ilişkileri, daha özellikle de ulema ve devlet ilişkisi nasıl şekilleniyor? Öncelikle İran'da din ve siyaset konuşulurken üç büyük anlatı aklımıza geliyor ya da İnsanlarla tartışırken ya da gazetelerde vesaire gördüğümüz üç büyük anlatı var. Bunlardan birincisi İran'da bir Molla oligarşisi olduğundan ya da tamamen bir Molla yönetimi olduğundan bahsediyor. Mollokrasi diyorlar. İran'da mevcut rejimde ulemanın sistemdeki yeri ve etkisi nedeniyle buna referans vermek için yapılan bir atıf ama bunun bazı sakıncalar var. Yani sistemi tam olarak anlamamıza yardımcı olmuyor. İkinci yaklaşım daha tarihsel bir yaklaşım. Sasani şahlarından Erdeşir Babek'e dayandırılan bir söz var. Orada diyor ki Erdeşir yazdığı bir yazıtta ya da bir eserde din ve devlet birbirlerinin ikizi gibidir. Devlet dini koruyacak. Din devlete meşruiyet sağlayacak. Biri olmazsa, din olmazsa devlet olmaz. Devlet olmazsa din olmaz. Bu söz genellikle bütün İran siyasal tarihinde din devlet ilişkisini açıklamak için kullanılıyor. Nasıl bir ilişki? Burada her zaman din ve devlet birbirlerini tamamlayıcı bir rol üstlenmiştir. Hatta bazen bunun ötesine geçilmiş. Hatta kimi zaman rahipler, işte Sasaniler döneminde rahiplerin siyasette önemli bir yeri vardı. Bir tarafta ordu komutanı, bir tarafta baş rahip, bir tarafta da şah var. Yani üçlü bir sac ayağı yönetimi vardı. Bu sac ayağı, üçlü yönetim, şah, baş rahip ve ordu komutanı arasındaki ilişki hep sürdü. Zaman zaman belki ufak değişiklikler oldu ama aslında bugünkü rejim de bunun çok ötesine geçmedi. Bundan çok farklı bir şey değil. Hala din ve devletin birbirini tamamladığı, kolladığı, hatta artık şahın ortadan kalktığı, baş rahibin şahın tahtına oturduğu bir sistemden konuşuyoruz. Bu açıklama birçok İslam siyaset teorisinde de ya da İslam siyaset ilişkisini açıklamak için de kullanılan yaygın bir açıklama. Orta Doğu'da ya da İslam ülkelerinde devlet ve dinin nasıl iç içe geçtiğini, nasıl birbirinden ayrı olamayacağını açıklamak için kullanılan yaygın argümanlardan birisi. Üçüncü argüman da, üçüncü anlatı, büyük hikayede rejim karşıtı ulema meselesi. İran'da her zaman işte Şiiliğin ortaya çıkışından beri ya da Şii ulemanın ortaya çıkışından beri Şii ulema hep direnişin merkezi olmuştur. İktidara karşı direnişin merkezinde yer almıştır. Bu İran siyasal tarihinde de böyledir. İşte Safeviler döneminde belki kısa bir dönem buna ara verilmiş olsa bile Kacarlar döneminde özellikle
tütün isyanı sırasında, anayasa devrimi sırasında ve daha sonraki dönemlerde en son İslam devrimi örneğinde gördüğümüz gibi Şii ulema hep direnişin merkezinde kalmış ve böyle muhalif bir ulema geleneği üzerinden anlatılan bir hikaye var. Bu hikayelerin hepsi gerçeği bir tarafından yansıtıyor. Ama meseleyi tam olarak anlamamızı, yani bugünkü İran'da din ve siyaset ilişkileri nasıl şekilleniyor, bunu anlamamıza çok yardımcı olduğunu söylemek zor. Çünkü her dönemde kendine has spesifik dinamikler var ve bu dinamikler sonucunda din-devlet ilişkileri, din-siyaset ilişkisi, ulemanın siyaseti ilişkisi çok farklı formlar alıyor. Ve o yüzden de bu kontekstlere bakmak, dolayısıyla zaman ve mekan koşullu bir teorik yaklaşım geliştirmek ya da bir anlatı geliştirmek daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de, özellikle bu rejim karşıtı ulema meselesinde de, ulemanın tek bir monolitik sınıfmış gibi ele alınması. Oysa gerçekte biliyoruz ki ulemanın içerisinde de çok farklı gruplar var. Bunların bazıları evet her zaman direnişin bayraktarlığını yapmışlar. Ama bazıları da iktidarda hiç tutmuşlar. Bazıları siyasete hiç ulaşmamışlar. Dolayısıyla ulemanın içerisinde de çok farklı gelenekler var. Buradan Şii siyaset teorisi ya da klasik Şii siyaset teorisine gelebiliriz. Nedir klasik Şii siyaset teorisi? Hatırlayacaksınız belki geçen hafta Cemil Hoca'nın konuşması sırasında Şiilikle Sünniliğin en önemli farkını vurgularken itikadi meselede de imamların rolünü vurgulamıştı. İmamlık sadece toplumun siyasi önderliği değil, aynı zamanda dini önderliği ni temsil ediyor. Yani Şii imamlar, Hazreti Ali'den bu yana gelen 12 imam, toplumun, inananların hem siyasi hem de dini otoriteleri, dini önderliğini yapmakla vazifeli. Sadece mesele önderlik meselesi de değil. Burada onları farklı kılan, Şiiliği biraz daha farklı kılan, otantik kılan ise bu imamlığın nas ile tayin edilmiş olması. İmamlık müessesesinde. Dolayısıyla anlatıya göre, Şii anlatısına göre peygamber döneminde Hazreti Ali ve hatta ondan sonra gelecek imamlar bildirilmişler ve bunlar Allah tarafından tayin olunmuşlar. Dolayısıyla hangi zamanda hangi imamın iş başında olacağı Allah tarafından daha önceden belirlenmiş, peygamber tarafından belirlenmiş, onaylanmış ve bunlar ilahi olarak seçilmiş insanlar. Tesadüfen sadece Hazreti Ali'nin soyundan geldikleri için ümmete imamlık yapması beklenen kişiler değil, aynı zamanda Allah tarafından yetkilendirilen ve görevlendirilen kişiler. Öyle olunca imamların sağlığında herhangi bir sorun yok. İmamların sağlığında ümmetin, inananların rehberliğini yapması gereken kişi zaten imam. İmam hem dini önder hem de siyasi önder. Din ve siyaset ayrımı da yok. İmam peygamberin halifesi gibi, peygamberin vekili. Peygamber hangi yetkilere, haklara sahipse ümmet üzerinde, imamlar da aynı yetkilere ve haklara sahip. Hatta imamların masumluk sıfatı var. Ki günah işlemekten beridirler Şii inanışına göre. Dolayısıyla bu onlara daha özel bir statüde daha kazanmış. Allah da Hazreti Ali'nin soyundan geliyorlar. Bu bildiğimiz boyutu. Allah tarafından atanmış, belirlenmiş, nasıl ile tayin edilmiş ve masum imamlar. Bu imamlar ümmetin önderleri. Ama imamlar sağlığın hayattayken imamların sağlığında sorun yok. Sorun yanlış hatırlamıyorsam 941 idi. 12. imamın ortadan kaybolmasıyla başlıyor. 12. imamın ortadan kaybolması değil, literatüre göre gaybete çekilmesi. İmam gaybetteyken ümmetin liderliğini, inananların önderliğini, hem siyasal önderlik hem dini önderliğini kim yapacak? Böyle bir soruyla karşı karşıya kalıyoruz. O zamana kadar zaten siyasetle ilgili ya da siyaset teorisiyle ilgili, devlet ve hükümetle ilgili herhangi bir tartışma yok. İnsanların kafalarında soru varsa
gidiyorlar imamla çözüyorlar ya da imamın halifeleriyle doğrudan çözüyorlar. İmamın buyrukları esas belirleyici oluyor. Ama imam gaybede çekildikten sonra orada ciddi bir problem ortaya çıkıyor. Bir, eğer evet. Bu noktada hani imamların yönetimi denilen şeyin kendisi hipotetik varsayımsal bir şey mi yoksa gerçekten gerçekleşmiş? Çünkü biz İslam tarihi dönemi boyunca biliyoruz ki İslam devleti o dönemde halifeler eliyle yönetiliyor. O zikredilen imamların siyasi gücü ne kadardı mesela? İmamların mevcut iktidarda olmadığı, devleti kontrol etmediği her türlü iktidar yönetimi gayrimeşru olarak kabul ediliyor. En azından gayri İslami olarak kabul ediliyor. İslami bir iktidar da hükümet tamamen imamların gözetiminde ve denetiminde olmalıdır. Dolayısıyla imamın etkili olmadığı bütün hükümetler, işte Emeviler, Abbasiler, Ali'nin dışındaki halife dönemleri hem gayri İslami'de hem de gayrimeşru. Dolayısıyla ama imamların tarihine baktığımız zaman imamlardan gerçekten iktidar sahibi olan var mı? İşte Hazreti Ali bir dönem devlet başkanlığı yapıyor, halifelik yapıyor. Hazreti Hasan çok kısa bir süre başkanlık yapıyor. Ama ondan sonra gelen 10 halife, 10 imamdan herhangi birisinin siyasetle doğrudan bir ilişkisi yok. Yalnızca İmam Rıza, Meşhed'de defnedilmiş olan İmam Rıza, 8. imam, o dönemki halife İmam Rıza'yı kendisine veliaht tayin ediyor. Yani iktidara en yakın olan o görünüyor. Ama o da bu tanıma, yani bu tayin etme veliaht işini asla kabul etmiyor. Zaman zaman Abbasi halifeleri kendi meşruiyetlerini artırmak için imamlardan destek arayışına giriyorlar. Onlarla iyi ilişkiler kurmaya çalışıyorlar. Hatta bu az önce İmam Rıza örneğinde olduğu gibi veliaht tayin etmeye kadar gidiyor. Ama imamlar bu süreci tanımıyorlar. Dolayısıyla imamlar bir taraftan ümmetin siyasal ve dini önderi olarak kabul ediliyorlar. Ama Hazreti Hüseyin'in dışında siyasal önderliği ele geçirmek için yapılan pratik bir adım da yok. İmamlar tarafından bizzat atılmış pratik bir adım yok. Bu sonraki dönemlerde sessizlik teorisini ya da ulemanın siyaset karşısında sessiz kalması, pasif bir tutum izlemesi teorisini meşrulaştıran tarihi gerçeklerden birisi. 12. İmam gaybede çekildikten sonra ümmetin hem dini liderliği hem siyasi liderliği ne olacak? Soru bu. Burada gaybetin de iki dönemi vardı. Önce küçük gaybet, sonra büyük gaybet dönemi var. Önce 80-90 yıllık bir dönem var. Bu 80-90 yıllık kısa gaybet döneminde, küçük gaybet döneminde 12. İmam'ın halifeleri var. Doğrudan bu halifeleri aracılığıyla iletişim kuruyor. Sonuncu halife, 4 tane halifesi var. Sonuncu halife de öldükten sonra artık imamla bütün bağlantı kesiliyor. Ama imam hala zamanın sahibi, hala meşru iktidarın tek sahibi olması gereken kişi, meşru iktidar sahibi olarak kabul ediliyor. Çünkü eğer imamlar nasla tayin edilmişlerse ve ümmetin kaderi boyunca, ümmetin hayatı boyunca da yönetim onların elinde o ümmetin liderliğini yapmaları gerekiyorsa her dönemde bir imam olması gerekiyor. Ama imam yokluğunda o zaman bu gaybet teorisi ortaya çıkıyor ki imam aslında ölmedi, imam zaten hala emir sahibi, iktidar sahibi ama o uygun gördüğü bir zamanda işte belirli şartlarda dünyaya dönecek ve tekrar siyasi iktidarını kuracak. O Tanrı'nın krallığını kuracak belki. Burada yaşarken daha iktidar talipliği istemeyen imamlar son silsiledeki gayba çekilmiş kimse mi iktidarı bir çeşit belli bir dönem sonra arzulayacak? Yani orada bir kurgu içinde bir şey yok mu? Çelişki. O işte Şii alimlerin kendi aralarındaki tartışma konularından birisi de bu. Zaten Velayet-i Fakih teorisine geldiğimiz zaman o teorinin nasıl meşrulaştırıldığında daha açık görünecek. O dönemde hatta önemli siyasi davranışlardan birisi, bugün Türkiye'de de çokça kullanılan ya da dile getirilen mesele kendini gizleme meselesi.
insanlar tehlikede oldukları zaman kendilerini gizliyorlar, inançlarını gizliyorlar ve bu da takiye meselesi. Bu da imamların bir sünneti olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla imamların sünnetleri, imamların gelenekleri de aynı peygamberin sünneti ve gelenekleri gibi, aynı peygamberin sözleri gibi dinin esas kaynaklarından birisi. Şiilik inancına göre. Dolayısıyla da bu uzun süreç boyunca, yani 12 tane imamın hayatına baktığımız zaman çok farklı uygulamalar, tamam uygulamalarda tutarlılıklar olabilir. Farklı uygulamalar olduğunu da görüyoruz. Takiye örneğinde olduğu gibi. Dolayısıyla bu da imamların sünnetlerinden birisi oluyor ve o da inananların zor durumdayken yapılacaklarını meşrulaştıran bir örnek sunuyor. Ama siyasetle ilişkisine baktığımız zaman işte siyasette bir iktidar iddiası yok. Yani siyasetin gerçi Hazreti Ali'nin ve Hazreti Hasan Hüseyin'den gelen bir iktidar iddiası var ama sonrakiler bunu kuvveden fiile geçirecek potansiyeli olmadığı için de belki. Yani zamanın şartları itibariyle böyle bir hak iddia edecek gücü de olmadığı için ve Hazreti Hüseyin'in isyanında görüldüğü gibi inananların katliamıyla sonuçlanacak bir eylemle sonuçlanmaması için de imamlar siyasi harekete geçmemiş olabilirler. Onlar, ya bu siyasi iddiadan tamamen vazgeçtikleri anlamına gelmiyor. Onların hatta veliahtlık iddiasının reddedilmesi bile. Zaten sonra veliahtlık iddiası reddedildikten sonra da veliahtlık teklifi reddedildikten sonra da İmam Rıza tekrar yoğun baskı altına alınacak. İmamların yokluğunda bu sefer devletle ilişki, yani mevcut bir devlet var. Yani hatta imamların sağlığında bile. Bir taraftan imam ümmetin siyasal ve dini önderi olarak kabul ediliyor ama bir taraftan da bir devlet var. İmam gaybete çekildikten sonra da bu devletle ilişkiler nasıl olacak? O zamanki ulema bu konuda kafa yormaya başlıyorlar ve Şiilik tarihi boyunca devletle ilişkiler, ulemanın devletle ilişkileri, mevcut iktidarla ilişkileri konusunda çok farklı uygulamalar, çok farklı teoriler olduğunu görüyoruz. Bu teorilerden birisi siyasetin tamamen imamın vazifesi olduğu, imam da gaybede çekildiğine göre ve bu konuyla ilgili doğrudan kimseyi görevlendirmediğine göre insanların siyasetten mümkün olduğu kadar uzak durması gerektiğini savunuyor. Ulema siyasetten uzak durmak. Burada iki şey var. Birincisi ulema kendisini siyaseten ve siyasetçilerin çok üzerinde görüyor zaten. Normal siyasi meselelere bulaşınca ulemanın itibarı zedelenecek. Ve ulema daha dünyevi şeylerle meşgul olmaya başlayacak. Bu ulemanın ontolojik olarak kendilerini sorgulamalar neden olacak. Bu yüzden de bu sebeple de siyasetten uzak durulmasını savunuyorlar. Ama tarihte gördüğümüz gibi, geçen hafta Cemil Hoca'nın da anlattığı gibi, belirli zamanlarda Şiilerin hüküm sürdüğü iktidarlar da kuruluyor. Şiiler her zaman da muhalefette olmuyor. Fatimiler, Hüveyliler, daha sonra Safeviler örneğinde olduğu gibi Şiilerin hüküm sürdüğü iktidarlar var. O zaman Şii ulema bu iktidarları bir fırsat olarak görüyor ve iktidarla işbirliği yapılması gerektiğini, hem kendi inancının yaygınlaştırılması ve ümmetin güçlendirilmesi için bu fırsattan yararlanılmasını ve iktidarla işbirliği yapılması gerektiğini savunanlar da var. Ama bu siyasetten uzak durulması gerekenlerin tamamen yok olduğu anlamına gelmiyor. Ama o zaman da dahi imamlar doğrudan kendileri adına iktidar, ulema doğrudan kendileri adına iktidar talep etmiyorlar. Sadece iktidarın bazı eylemleri, yani iktidara danışmanlık yapıyorlar ya da şeriata uygunluk meselesi vesaire. Ulemanın vazifeleri üzerinde tartışmalar başlıyor. Ulemanın vazifeleri neler? İmamın vazifeleri farklı, ulemanın vazifeleri farklı. Ulemanın vazifeleri öncelikle İslam dininin korunması, emri bil varuf, nehi anil münker, fakirlerin korunması ya da işte bu kimsesizlerin üzerinde velayet hakkı, dini vergilerin toplanması, dini eğitimin sürdürülmesi ve dini meselelerde de hüküm verilmesi. Hatta dünyevi meseleler, kadılık müessesesi, kadılık ulemanın doğal görevlerinden birisi olarak kuruluyor ve zaten medreselerde de
yetişenler daha çok kadı olarak istihdam ediliyorlar. Ama ulemanın siyasete ilişkin vizyonu, siyasetle ne yapacak, bu hükümetle ne yapacak, bu konuda net bir şey yok. İktidarın meşruiyet kaynağına göre farklı Şii teorilerine baktığımız zaman ikiye ayrılıyor. Bir, İslami iktidar, meşru iktidar, bu sadece imamların iktidarda olabileceği, 12 imamın iktidarda olabileceği, hüküm sürebileceği iktidar, imam gaybetten dönene kadar böyle bir iktidar mümkün değil. Dolayısıyla bütün iktidarlar ondan sonra gayri İslami olacaklar. Ama bu gayri İslami iktidarlar da bir şekilde tolere edilebilir ya da meşru görülebilir. Nasıl meşru görülebilir? Eğer ümmetin çıkarlarını koruyorlarsa, inananların çıkarlarını koruyorlarsa ve adaletle hükmediyorlarsa, imamların yönetimde olmadığı iktidarlar da meşru iktidar olarak kabul edilebilir. Hatta bazı ulemada da aynı sünni ulemada olduğu gibi kaostan ve fitneden büyük bir korku var. Kaos ve fitne olmasın, yeter ki iktidar olsun ve bu iktidar bazı şeriat hükümlerini uygulasın, ümmetin çıkarlarını korusun şeklinde farklı yaklaşımlar da var. Dolayısıyla Safeviler dönemine geldiğimiz zaman orada aslında daha büyük bir meydan okuma var ulemanın siyasetle ilişkisine. Hatta önce Moğollar döneminde bazı önde gelen alimler Moğol yönetimlerine danışmanlık yapmaya başlıyorlar. Daha sonra Safeviler döneminde ulemanın siyasetle ilişkilerinde büyük bir meydan okuma var. Çünkü Şah İsmail kendisi aynı zamanda şeyh. Hem şah hem şeyh. Dolayısıyla o dünyevi ve dini otoriteyi birlikte temsil eden bir kişilik. Böyle bir dönemde ulemanın iktidarla ilişkisi nasıl olacak? Şah İsmail gerçekten Şii teorisine göre meşru bir hükümet olarak kabul edilebilir mi Şah İsmail'in hükümeti? Bu konu tartışmaya başlanıyor ama diğer taraftan da az önce diğer Şii hükümetlerin kurulduğu dönemlerde olduğu gibi bazı ulema, bazı alimlerin bir kısmı bunu bir fırsat olarak görüyorlar. Devletle işbirliği yapıyorlar. Buna karşılık devlet ulemaya hukuk işlerini, eğitim işlerini ve sosyal yardım işlerini, toplumun gözetilmesi, bu hayır işlerini, vakıf işlerini ulemanın kontrolüne ve tekeline bırakıyor. Ulema ile bir işbirliği yapılıyor. Ve ulema da devletin ya da İran toplumunun o dönemde Şiileşmesine zaten katkıda bulunuyor. Kacarlar döneminde çok farklı siyasal yaklaşımlar var. Özellikle artık anayasacılık popüler bir kavram olmaya başlayınca, anayasa devrimi sırasında ulemanın içerisinden çok farklı yaklaşımlar çıkıyor. Bazıları zaten İslami olmayan bu hükümetlerin bir şekilde mümkün olduğu kadar sınırlandırılması gerektiğini savunuyorlar. Yani İslami olmayan hükümet nasıl sınırlandırılabilir, kayıt altına alınabilir? En iyi anayasa ve hukuk devleti yoluyla. Dolayısıyla zaten İslami kabul edilmeyen, meşruiyeti sorgulanan bu hükümetlerin otoritelerinin sınırlanması için bazıları anayasaya çok açık destek vermeye başlıyor. Bazıları bu anayasal yönetimi, anayasal meşrutiyeti en ideal İslami rejim olarak görmeye başlıyorlar. Çünkü işte ümmetin, imamın gaybetinde insanların bir devlete ihtiyacı var. O zaman bu devlette de işte insanların sözlerinin etkili olduğu, halkın iradesinin etkili olduğu, hatta halkın iradesinin etkili olduğu ve ulemanın da önemli bir rol oynadığı yönetim sistemi makbul bir sistem olarak kabul ediliyor. Çünkü şeye baktığımız zaman meşrutiyet devrinden sonra kurulan anayasaya orada da ulemaya büyük bir rol veriliyor. Nasıl bir rol veriliyor? Bir taraftan ulemanın yetkisi kısıtlanıyor çünkü yeni mahkemeler kuruluyor, yeni modern hukuk sistemine geçiliyor. Ulemanın yetkisi kısıtlanıyor ama devletin dini mezhebi Şiilik olarak ilan ediliyor 1906 anayasasında. Ve yasamanın kaynağı şeriat olarak belirtiliyor. Ve yasaların hiçbirisinin İslam'a aykırı olamayacağı belirtiliyor. Yasaların İslam'a uygunluğunu denetlemek için de bir gözetim sistemi, ulemadan oluşan, ulemadan, önde gelen ulemadan müteşekkil bir gözetleme komisyonu ya da denetim komisyonu kurulmasına karar veriliyor anayasaya. Ama uygulamada bu denetim komisyonu
hiçbir zaman kurulmadı. Yani anayasayı savunan ulema da anayasayı savunurken bu şartlarla savunuyor. Ulema, çünkü bu bir İslam devleti olacak, İslam hukuku uygulanacak, İslam hukukunun uygulanmasına da ulemanın nezaret etmesi gerekiyor. Ama bu denetim komisyonu ya da gözetim komisyonu hiçbir zaman kurulmadı ve hatta Ayetullah Hümeyni Şah'a karşı, Pehlevi'ye karşı ilk isyan ettiği zaman ya da çağrılarından birisi anayasanın tam uygulanmasıydı. Anayasa tam uygulansın, ulemanın siyasetteki bu rolü tanınsın, yasa, İslam'a aykırı olan yasalar yürürlükten kaldırılsın ve şeriatın uygunluğu sağlansın şeklinde çağrılar vardı. Dolayısıyla hem pratikte hem teoride çok farklı siyasal teorilerin geliştiğini görüyoruz. Velayet farki teorisine kadar. Bu aslında teorilerin hiçbirisinin birbirinden daha üstün olmadığı anlamına geliyor. Yani hiçbirisi dominant değil. Her birisi de eşit şekillerde kabul edilebilir. Ama çok sayıda da teori var. Dolayısıyla Şiilikte tek bir siyaset teorisinden bahsetmek zor. Hal böyleyken 1960'ların sonunda Ayetullah Hümeyni velayet-i fakih teorisini formüle etti. Velayet-i fakih teorisi her ne kadar tarih boyunca çeşitli ulemaların çeşitli açıklamalarından, imamların velayet yetkisiyle ilgili tartışmalardan, yani imamların, ulemanın velayet yetkisi var. Ulemanın velayet yetkisi, bunu bazıları daha çok işte sosyal hizmetler, vakıf hizmetleri olarak sınırlıyorlar. Bazıları da bunu siyasal yetkiyi de kapsadığını düşünüyor. Yani ulemanın velayet yetkisi, yani siyasal boyutu var mıdır yok mudur tartışması sürüyor. Bu tartışmalardan yola çıkarak velayet-i fakih teorisini geliştiriyor. 1970 yılında Necef'te sürgündeyken verdiği bir kısım dersten oluşan bir teori, bütünlüklü bir teori ve ilk defa daha sistemli bir devlet teorisi ortaya çıkıyor Şiilikte. Ve ilk defa ulemanın yönetimde söz sahibi olması gerektiğini, hatta ulemanın bizzat iktidarda olması gerektiğini savunan bir teori ortaya atıyor Ayetullah Hümeyni, velayet-i fakih teorisiyle. Nedir bu velayet-i fakih teorisinin özelliği? Velayet-i fakih teorisi öncelikle İslam devletinin gerekliliği prensibinden yola çıktı. Ayetullah Hümeyni zamanının bütün İslamcıları gibi, hala bugünkü İslamcılar gibi İslam'ın tehlikede olduğu, İslam'ın işte 200 yıldır ya da 300 yıldır düşüşte olduğu varsayımından ya da gözleminden hareket ediyor. İslam düşüş içerisinde. Neden düşüş içerisinde? Çünkü İslamlar İslam'a göre hareket etmiyorlar. Çünkü insanlar İslam toplum içerisinde tuhaf bir varlığa dönüşmüş durumda. Yabancı bir varlığa dönüşmüş durumda. Neden? Burada iki şeyi suçluyor. Bir, yabancıların komploları, emperyalistlerin propagandaları vesaire bunda etkili oldu. Ama ikincisi ulemanın siyaseten pasif rolü. Ulema, İslam bu kadar gerilerken, İslam bu kadar zayıflarken oturup sessiz duramaz. Sessizlik içerisinde duranlar ya gaflet içerisindedirler ya da Amerikan İslam'ını savunuyorlardır ya da biyanet içerisindedirler şeklinde bir varsayım şeklinde açıklamaları var. Dolayısıyla önce bir durum tespiti, oradan klasik ulemaya karşı bir suçlama ve ardından devletin gerekliliği teorisini, devletin gerekliliği yaklaşımını ortaya çıkıyor. Devlet gerekli. İslam devleti gerekli. Neden gerekli? Öncelikle mantıki olarak gerekli diyor. Çünkü işte insanlar, toplumlar kendi düzenlerini korumak için, kendi hukuk sistemlerini korumak için, güvenlikleri için devlete ihtiyaç duyarlar. Bu şeydeki Hobbes ve Locke'daki doğa hali yaklaşımına benziyor biraz. İnsanlar devlete ihtiyaç duyuyorlar doğal olarak. İşte İslam toplumu da böyle bir devlete ihtiyaç duyuyor. O zaman bu devletin İslami olması gerekiyor. Müslümanların üzerine yönetilecek yönetimin. İkincisi, İslam'ın siyasal hükümleri var. Sosyal hükümleri var. Hukuki meseleler var. Açıkça belirtilen. Dolayısıyla bu meseleler orada kağıt üzerinde dursun diye gelmedi bu hükümler. Bunların icraata geçirilmesi gerekiyor. Müslümanlar bu hükümleri icra etmekle yükümlüler. Dolayısıyla nasıl icraata geçirilecek? Bunlardan bazıları ancak devlet eliyle icraata geçirilebilir. Dolayısıyla devlet bir gerekliliktir. Üçüncüsü,
Devlet bir gelenektir. Yani devlet gerekli olmasaydı Hazreti Muhammed devleti kurmazdı. Hatta Hazreti Muhammed'den sonra diğer Hazreti Ali devletin başına geçmezdi belki. Ya da orada diğer İslam hükümetlerine de, diğer İslam tarihine de bazen atıfta bulunuyor. Dolayısıyla devletin İslam tarihinde gerekli bir yapı olduğunu iddia ediyor. Devlet gerekli. O zaman devlet gerekliyse bu devleti kimler yönetecek? Nasıl bir devletten bahsediyoruz? Orada da devlet özellikle İslam devleti olacağı ve İslam hükümlerini uygulayacağı için İslam hükümlerini en iyi bilenler yönetimde söz sahibi olmalı. İslam hükümlerini en iyi bilenler kimler? Ulema. Dolayısıyla böyle bir İslam devletinde ulema ya doğrudan yönetimde olmalı ya da en azından yönetenleri denetleme makamında olmalı. Yasalar şeriata ne kadar uygun, İslam'a ne kadar uygun, bunları denetleme yetkisi olmalı hocam. İkincisi, biraz klasik Şii tartışmalarına giderek, normalde İslam devletinin liderliğini imamlar yapıyorsa, önce peygamberdi, sonra imamlardı, o zaman bu İslam devletinin liderliğini de imamın gaybetinde, imamın yetkilendirdiği ya da imamların varisleri olan kişiler, imamların vekilleri yapmalı. İmamların vekilleri kimler? İmamların vekilleri de yine ulema. Dolayısıyla hem mantıki yönden hem de tarihsel yönden ulemanın yönetimde olması gerektiğini ortaya atıyor ve bu açıdan da o klasik Şii teorisini alt üst ediyor. Ulemanın siyasetten uzak durması gerektiği teorisinin aksine ulema bizzat siyasetle yükümlüdür. Devleti idare etmekle yükümlüdür. Bu ulemanın üzerine omuzlarına getirilmiş bir yüktür ve ulema bundan kolay kolay kaçamaz. Ama bu yönetim şeklinde halkın rolü ne olacak? Yönetim işte monarşi mi olacak? Cumhuriyet mi olacak? Bu konularda Hümeyni'nin yazdıklarında ya da Velayet-i Fakih ve Hükümeti İslami isimli kitabında çok net bir şey görmüyoruz. Bu uygulamada daha sonra giderek şekillenen bir şey. İslam devrimi sırasında İslam Cumhuriyeti talepleri öne çıkmaya başladı. İslam devriminden sonra da anayasa yapılırken Hümeyni'nin anayasa yapan konseyden istediği şey İslam'a uygun bir anayasa yapmalarıydı. Ama bu anayasa yapan konseyin üyelerinin büyük çoğunluğu Hümeyni'nin talebeleriydi ve Velayet-i Fakih teorisini savunuyorlardı. Dolayısıyla onlar hazırladıkları anayasada Velayet-i Fakih teorisini sistemin tam temeline yerleştirdiler. Ve anayasanın birçok yerinde Velayet-i Fakih ve ümmetin liderliği kavramları birlikte kullanılıyor. Emir-i Müminin. Veli-i Fakih, Velayet-i Fakih makamında oturan kişi aynı zamanda ümmetin lideri olarak tasnif ediliyor. O zaman bu anayasal yapıda ulemanın yeri nedir? Ya da siyasetin yeri, dinin yeri nedir? Evet. Hocam, bu meyli bu teori hazırlarken ya kendi başına mıydı? Bu konu çok hani gündeme getiriliyor mu ya da orada ne diyorlar? Hani kendi başına mı hazırladı? Etrafında birileri var mıydı? Yani bir ortak komisyon şeklinde ya da hani danıştığı insanlar ne bileyim. Bu tamamen Hümeyni'nin kendi dersi. Dersi yani uzun bir seminer serisi veriyor. Bu seminerlerde bunları anlatıyor. O zaman Necef ulemasıyla aralarında tartışma olduğu söyleniyor ve hatta Ayetullah Muhsin el-Hekim'in bu teoriye, o zaman Necef'in en kıdemli alimlerinden birisi, bu yaklaşıma karşı çıktı. Hatta Hümeyni'yi halkı isyana kışkırttığı için eleştirdiğine dair de rivayetler var. Bu teori o dönemde yeni bir teori bir kere. Öncelikle Şii siyasal anlayışında devrim yapıyor. Ulemanın hepsi tarafından eşit düzeyde kabul görmüyor. Bazıları ciddi şekilde meydan okuyorlar bu teoriye. Çünkü bunun işte hem tarihsel, tarihte bir örneği yok. Hem ulemanın doğrudan siyasete bulaşmasının ulema müessesesinin kendisine zarar vereceği argümanın nedeniyle ya da böyle bir sistem kurulduğu zaman ulema içerisinde bir hiyerarşi olacak. Klasik Şii yapısında, ulema yapısında, ulema içerisinde herhangi bir hiyerarşi yok. Bütün müçtehitlerin fetvaları eşit düzeyde geçerli ve hiçbirisi birbirlerini yanlışlamıyordur. Ama
bir devlet yapısı kurulur ve ulemadan bazıları bu devletin liderliğine gelirse, o zaman ulema içerisinde bir hiyerarşi oluşacak ve bu klasik ulema yapılanmasına da zarar verecekti. Bu ve diğer teolojik gerekçelerle, işte Şii teolojisinin o ayrıntılı tartışmalarına burada girmeyelim. Çeşitli sebeplerle özellikle Hümeyni'nin çağdaşı olanlar, Hümeyni'nin akranı olan Ayetullahların önemli bir kısmı bu teoriye karşı çıkıyorlar. Ama Hümeyni bu teoriyi yazdığında 70 yaşında. Dolayısıyla o zamana kadar medresede yetiştirdiği çok sayıda talebe var ve bunların çoğu Ayetullah mertebesine yükselmiş. Onlar kendi etki sahalarını oluşturmaya başlamışlar. Ve bu teori Hümeyni'nin talebeleri arasında öncelikle kabul görüyor ve giderek yaygınlaşıyor. Evet, buyurun. Hümeyni 12. İmam'la ilgili ne diyor peki? Yani 12. İmam'ın gaybette olduğu, dolayısıyla imametin aslında imamın hakkı ama imam gaybetteyken dolayısıyla insanlar oturup çaresiz duracak değiller. Devlete de ihtiyaç var. Mevcut koşullarda insanların bir şey yapması gerekiyor. O zaman imamların vekilleri de alimler olduğu için, imamların vekillerinin alimler olduğuna dair çeşitli hadisler var. Hatta peygamberlerin varisleri alimlerdir diye Hazreti Peygamber'e atfedilen hadisler var. Dolayısıyla imamlar önderliği ele almalılar. İmamlar hem İslam'ı korumak için hem de öyle bir devlet yapılanmasının İslami olduğunu garanti etmek için önderliği ele almalılar. İşte imam döndüğü zaman gaybetten iktidar onun hakkı. Onda hiç şüphe yok. Ama ne zaman döneceğine dair herhangi bir ipucu yok ya da bundan emin değiliz. Belirli bir zamanda döneceğine inanılıyor sadece. O zaman bugünkü iktidar yapısında, bugünkü İran rejiminde ulemanın ve dinin nasıl bir rolü var? Öncelikle anayasa İslam Cumhuriyeti anayasası. Önce İslam Cumhuriyeti ilan edildi ve İslam Cumhuriyeti'ne göre anayasa yapıldı. İslam Cumhuriyeti'ni İslam Cumhuriyeti yapan faktörlerden birisi şeriatın dinin kaynağı, yasamanın kaynağı olarak kabul edilmesi. Yani hiçbir kanun İslam'a aykırı olamaz. Ve bu kanunların İslam'a aykırılığını denetleyecek çeşitli müesseseler de kuruldu. Bunlardan en önemlisi Anayasayı Koruyucular Şurası. Şurayı Nigehban olarak da parçası geçiyor. İkinci husus yine bununla bağlantılı olarak anayasada anayasanın birçok hükmü doğrudan ayetlere referansla, doğrudan ayetler alınarak meşrulaştırılmış. Dolayısıyla Ayetullah Hümeyni anayasa yapacağız derken, hatta anayasa tartışmaları sırasında işte bizim anayasamız Kur'an'dır meselesi var birçok İslamcı arasında. İslam Cumhuriyeti'nin anayasasına baktığımız zaman da önemli konularda sık sık ayetlere referans verildiğini ve anayasa, ilgili anayasa maddesinin o ayete binaen meşrulaştırıldığını görüyoruz. Yani dinden meşruiyetini alan din bir kere Kur'an, o ayetler anayasadaki o maddeleri meşruiyetini sağlayan önemli faktörlerden birisi. Ama anayasa meşruiyetini sağlayan faktörlerden birisi de bu anayasanın halk oyu sonucunda onaylanması. Anayasa referanduma sunuluyor ve halk oyu sonucunda %90'a yakın onay alıyor ve anayasa yürürlüğe giriyor. Bu anayasa İslam Cumhuriyeti anayasası. Bir taraftan İslami hükümler var, bir taraftan Cumhuriyet hükümleri var. Cumhuriyet meselesi velayet-i fakih teorisinde hiç yoktu. Dolayısıyla aslında bunun İslam Cumhuriyeti'nin bir uzlaşı, anayasasının bir uzlaşı metni olduğunu görüyoruz. Yani bir taraftan cumhuriyetçi bir hareket var, liberal bir hareket var. Ama bir taraftan da ulemanın merkezinde olduğu velayet-i fakih esas alan bir hareket vardı. Orta yol olarak, çözüm yolu olarak İslam Cumhuriyeti prensibinde anlaşılıyor. Hatta İslam Cumhuriyeti'nin adı konulurken de o zamanki önderler arasında çok ciddi tartışmalar oldu. Ama Ayetullah Hümeyni en son İslam Cumhuriyeti'nin kurulması konusunda bu da halk oyuna sunuldu. İslam Cumhuriyeti istiyor musunuz, istemiyor musunuz
gittiği halk oynasın oldu. 29 Mart ve 29-30 Mart'ta halk oyunda önce İslam Cumhuriyeti kabul edildi. Daha sonra anayasa yapılma sürecine geçildi. Ortaya çıkan anayasa bir işte yasaların şeriata uygunluğunu, İslam'a uygunluğunu garanti altına alıyor. İkincisi çeşitli İslami hükümler var. Ya da mesela özellikle egemenliğin kaynağı meselesi. En çok bugünkü İran siyasetinde de en çok tartışılan hususlardan birisi egemenliğin kaynağı. Egemenliğin kaynağı ilahi midir? Dinden mi kaynaklanıyor yoksa halkın tercihinden, halkın iradesinden mi kaynaklanıyor? Anayasada bu hususta doğrudan bir hüküm var ve hatta o konuyla ilgili şimdi ayeti hatırlayamıyorum. Bir ayete atfen deniliyor ki egemenlik kayıtsız şartsız Allah'a aittir. Ama Allah insanoğlunu yeryüzünde kendi kaderini belirleme hakkı vermiştir. Ve hiç kimse insanoğlunu bu haktan mahrum bırakamaz. Dolayısıyla egemenlik esas olarak dinden kaynaklanıyor. Ama din orada insan halka önemli bir rol vermiş. Ve bu rol hem Kur'an'da tanımlanıyor hem de İran Anayasası'nda da ikrar ediliyor. Dolayısıyla ama ileride işte bugün İran'da gördüğümüz gibi bu halkçı unsurlarla, cumhuriyetçi unsurlarla İslami unsurlar arasında zaman zaman çatışma ya da gerilim olduğunu görüyoruz. Sadakallah lazım. Evet. Kişinin her milletin kaderi kendi boynunda asılıdır. O şey. Yok bu o ayet değil ya. Onu buraya not etmemişim maalesef. O ayet farklı. Birincisi işte İslam Cumhuriyeti yapan hususlardan birisi yasaların İslam'a uygunluğu. İkincisi ve İslam Cumhuriyeti'ni daha özel yapan meselesi de din adamlarının sistemdeki ayrıcalıklı yeri, clerical elitism. Bazı pozisyonlar özellikle din adamlarına ayrılmış. Hangi pozisyonlar din adamlarına ayrılmış? Önce rehber diye bir müessese var. Başka hiçbir siyasal rejimde olmayan bir müessese. İslam devriminin rehberi müessesesi. İslam devriminin rehberi velayet-i fakih teorisindeki ulemaya denk geliyor. Veli-i fakih ya da orada o makamda oturan kişiye veli-i fakih diyoruz. Ulemanın içerisinde dini ve siyasal konularda en yetkili olan kişi, en tecrübeli olan kişi rehber olarak seçilir. Ve rehber yasama, yürütme ve yargının üzerinde. Bir taraftan anayasada kuvvete ayrılığı prensipleri vurgulanıyor. Bütün normal demokratik anayasalar gibi yasama ayrı, yürütme ayrı, yargı ayrı. Ama hepsinin üzerinde de bir rehber var. Yasamada kim var? Yasamada meclis var. Meclis tamamen halk oyuyla oluşuyor. Mecliste başlangıçta ulema, meclisin yarısı alimlerden oluşuyordu, müçtehitlerden oluşuyordu ama onların meclisteki oranı şimdi %30'un altında. Giderek onların siyasete ilgisi azalıyor ya da mecliste temsil edilme oranları azalıyor. O ayrı bir şey. Ama meclis normal 4 yılda bir yapılan halk seçimleriyle iş başına gelen bir yapı. Meclis İslami Şura Meclisi. Yasama meclisi yani yasamayı temsil ediyor, yasamaya karşılık ama dolayısıyla doğrudan rolü yasa yapmak olarak görülmüyor. Çünkü velayet-i fakih teorisinde de zaten devletin yasa yapmasına gerek yoktur. Yasalar zaten var. Ulema bu yasaları formüle edecek, uygulamaya geçecek ya da hükümetin görevi bu mevcut olan İslami prensipleri alıp onları uygulamaya geçecek. Yeniden yasa yapmasına gerek yok. Ama anayasaya gelirken, mevcut modern anayasa yapılırken artık yasama yetkisinden bahsediliyor. Ama meclisin yasama yetkisi de sınırlanıyor. Meclis her konuda soruşturma yapabilir. Cumhurbaşkanını yürütmeyi denetleyebilir. Yasa önerisi hazırlayabilir ama meclisten geçen kanunların ya da tasarıların kanunlaşabilmesi için koruyucular şurasından, Şura-i Nigehban'dan onay alması gerekiyor. Yani
bizdeki Anayasa Mahkemesi'ne benziyor Şura-i Nigehban. Ama bizde reysen onaylanıyor. Ya da anayasa, itiraz edilirse Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor. Orada itiraz olsun olmasın. Meclisin aldığı bütün kararlar öncelikle Anayasa Mahkemesi'ne ya da bu Kolejler Şurası'na gidecek. Orada hem anayasaya hem şeriata uygunluğunu denetleyecekler. Anayasaya ve şeriata uygun bulunursa meclisin aldığı kanunlar geçerli olarak kabul ediliyor. Diğer mesele yürütme meselesi. Yürütmenin başında da Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu var. Başında Cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanı 4 yılda bir yapılan seçimle iş başına geliyor. İslam Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı'nın din adamı olması zorunluluğu yok. Zaten Ahmet Necad'ı hepiniz gördünüz. Hatta İran'ın ilk Cumhurbaşkanı Ebul Hasan Beni Sadr, o da din adamı değil. Ama sonraki dönemlerde din adamlarının siyasette artan etkisine bağlı olarak Cumhurbaşkanlarının çoğu da, bugünkü Cumhurbaşkanı dahil, din adamları arasından geliyor, seçiliyor. Cumhurbaşkanı 4 yılda bir seçiliyor, seçim sonucunda iktidara geliyor. Bu normal devlet başkanının görev ve yetkilerine sahip. Ama Cumhurbaşkanı'nın yetkileri tanımlanırken, yetkilerin önemli bir kısmını rehberle paylaşmak zorunda kalmış. Diyor ki, rehberin doğrudan görev ve yetki alanlarına girmeyen hususlarda Cumhurbaşkanı yetkilenir. Rehberin doğrudan görev ve yetki alanlarına giren hususlar neler? İşte radyo ve televizyon hala İran'da tekel, bu rehberin kontrolünde. Silahlı kuvvetlerin komutanlarını atamak doğrudan rehberin tekelinde. Yargı erki başkanını atamak, bir de yargımız var. Yargı erki başkanı da doğrudan rehber tarafından atanıyor. Onun dışında rehberlerin doğrudan yetkili olduğu birkaç husus daha var. Mesela savaş ve barış ilan etme yetkisi de rehberde, Cumhurbaşkanı'nda değil. Ve İran'daki bütün silahlı güçlerin iki farklı askeri yapı var. İslam Devrimi Muhafızları Ordusu ve Normal Ordu. İkisi de ve polis güçleri de doğrudan rehbere bağlı olarak çalışıyorlar. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı yürütmenin başında ama yetkisi de ciddi şekilde kısıtlanmış vaziyette. Üçüncü organımız da yargı. Bu sistemde özellikle ulemaya ayrılan yerlerden bahsediyorduk. Birincisi rehber. Rehber ulemanın içerisinde siyaseten ve dini olarak fıkhi konularda en tecrübeli elemanlar, en tecrübeli alimler arasından seçiliyor. Kim tarafından seçiliyor? Uzmanlar Meclisi ya da Hubregan Meclisi tarafından seçiliyor. Yani rehberlik makamı da aslında seçimle iş başına gelen bir makam. Hubregan Meclisi, bu da doğrudan ulemaya ayrılmış kurumlardan birisi. Hepsi müçtehitlerden oluşan 86 kişi. Bunun seçimleri 8 yılda bir yapılıyor. Bu meclisin tek bir görevi var. Rehberi seçmek. Rehber ömür boyu kaydıyla seçiliyor. Seçildikten sonra ömür boyu o görevde kalıyor. Ama başına bir şey gelirse, hastalanırsa ya da görevini yapamayacak duruma gelirse ya da rehber ölürse Hubregan Meclisi toplanıyor ve yeni rehberi seçiyor. Eğer rehber olması gereken özelliklerden bazılarına sahip değilse yine Hubregan Meclisi'nin rehberi görevden alma yetkisi ve yeni rehber atama yetkisi var. Pratikte Hubregan Meclisi nasıl çalışıyor? Bu zamana kadar sadece bir kere çalıştı. Ayetullah Hümeyni öldükten sonra. Hümeyni zaten doğal liderdi. Onun için herhangi bir seçim yapılmadı. Bir seçime gidilmedi. Hümeyni öldükten sonra bu meclis toplandı ve Hamene'yi seçti. Şimdi yılda iki defa toplanıyorlar. Zaten ulema kendi aralarında sosyalleşiyorlar, hasbihal edip Hamene ile çay içip dağılıyorlar. Yaptıkları bundan ibaret ama Hamene'nin başına bir şey gelirse ya da Hamene akli melekelerini kaybedecek olursa bu meclis önemli bir rol oynayacak ve bu meclis tamamen ulemanın denetiminde ve kontrolünde bir meclis. Herhangi bir
ulema dışında bir kişinin bu meclise girmesi imkansız. Özellikle ulemaya ayrılan diğer kurumlardan birisi de Şura-i Nigehban. Şura-i Nigehban 12 kişiden oluşuyor. 6 artı 6. 6'sı doğrudan ulema, alimler, müçtehitler ve rehber tarafından atanıyor. Rehber 6 tane, 6 alime doğrudan korucular şurasına atıyor. Diğer 6 kişi meclis tarafından atanıyor. Meclis tarafından seçiliyor. Ve diğer 6 kişinin din adamı olma zorunluluğu yok. Bu 6 kişi hukuk alanında uzmanlaşmış olması yetiyor. Yalnız meclis istediği herhangi bir kişiyi de Nigehban Şurası'na ya da Korucular Şurası'na atayamıyor. Yargı erki başkanının gösterdiği adaylar arasında atamak zorunda. Dolayısıyla meclisin bir yetkisi var ama o yetki de sınırlanmış vaziyette. Diğer ulemaya ayrılmış diğer mesele de, diğer bir yapı da yargı. Yüksek yargı tamamen din adamlarından oluşuyor ve yargı erki başkanı da din adamı olmak zorunda, müçtehit olmak zorunda. Onun dışında diğer mahkemelerde savcılar, hakimler, farklı normal hukuk fakültesinde mezun olan insanlar da hakim savcı olabiliyorlar. Ama karar verirlerken öncelikle şeriata göre, sonra müçtehitlerin fetvalarına göre karar vermek zorundalar ve yargının yönetimi tamamen din adamlarının kontrolünde. Dolayısıyla bu sistemde evet bir taraftan din adamlarının ayrıcalıklı bir yeri var. Ama bu tamamen kendine has, sui generis bir sistem. Mesela rehberin protokolde bir karşılığı yok. Bizim Cumhurbaşkanı'nın karşılığı Cumhurbaşkanı. Ama rehberin karşılığı yok. O da muhtemelen aslında anayasayı kuranların ileride belki birleşik bir İslam devleti kurma varsayımından hareket ediyor. Çünkü rehberin İranlı olma şartı da yok. Yalnız Cumhurbaşkanı İranlı olmak zorunda. Dolayısıyla rehber sanki başka ülkelerde de İslam devrimleri olacak. Oralarda da İslam hükümetler kurulacak ve rehber onların hepsinin rehberliğini yapacak. Zaten İslam devriminin rehberi. Öyle bir üst otorite olarak kurumsallaştırılmış ya da tasarlanmış gibi görünüyor rehberlik makamı. Şimdi bu çerçevede ulemaya ayrılmış özel yerler var. Ama bu yine bütün ulemanın sistemden eşit düzeyde nemalandığı ya da sistemi eşit düzeyde destekledikleri anlamına gelmiyor. Aynı velayet-i fakih teorisine karşı çıkanlarda olduğu gibi sonraki dönemlerde ya ideolojik gerekçelerle ya tamamen siyasal gerekçelerle ya da sistemden beklentileri karşılanmadığı için farklı eğilimler içerisine girilmesi suretiyle ulemanın farklı tavırların olduğunu görüyoruz. Mesela işte klasik örneklerden birisidir Ayetullah Şeriat Medali meselesi. Ayetullah Şeriat Medali Hümeyni'nin yaşıtı ayarında büyük ayetullahlardan birisi. Yalnız velayet-i fakih teorisini tasvip etmiyor. Hatta anayasa oylaması sırasında da anayasanın boykot edilmesi çaresinde bulunuyor. Velayet-i fakih teorisini kabul etmediği için. Ve onunla birlikte çalışan bir siyasal parti var, Müslüman Halkın Cumhuriyet Partisi. O partinin de çeşitli siyasal faaliyetleri var. Bu belirli yerlerde ajitasyona, provokasyona hatta isyana kadar gidiyor. Ve nihayetinde Ayetullah Şeriat Medali önce ev hapsine alınıyor. Daha sonra Şii tarihinde ilk defa olan bir uygulamayla onun müçtehitlik ünvanı elinden alınıyor. Rütbesi sökülüyor tabiri caizse. Nasıl sökülüyor? Yeni rejimde ilk defa ulema özel mahkemesi ya da ruhaniyat özel mahkemesi diye bir mahkeme kuruluyor. Ulemanın dahil olduğu siyasal sistemde görev alsın almasın. Medresede ya da siyasal erklerin herhangi birisinde. Bakan olur, milletvekili olur ve fark etmiyor.
ulemadan herhangi birisinin dahil olduğu bütün suçlamalarla ilgili yargılama işi Ruhaniyet Mahkemesi'nde. Aynı askeri mahkemeler. Yani burada ulema vesayetinde kurulan bir rejim var ve Ruhaniyet Mahkemesi de bunu bir nevi perçinliyor ya da onu teyit ediyor. Ruhaniyet Mahkemesi şeriat medeni örneğinde olduğu gibi daha sonraki dönemlerde de sisteme karşı çıkan, rejimle ters düşen bütün alimleri yargılıyor. Bir kısmının ünvanlarını ellerinden alıyor. Bir kısmını medresede ders vermekten men ediyor. Bazıları hala hapiste olanlar da var. Böyle bir yapı var. Yani ulemanın sistemdeki rolü itibariyle. Evet. Hocam peki yargı erki zaten ulemanın elindeyse niye ekstradan böyle bir mahkemeye ihtiyaç var? Bu sadece daha çok aslında alimlerin kontrol altına alınmak için tasarlanmış bir mahkemeye benziyor. Yani aslında onun varlığı bile bir şey. Varlığı bile yani ulemayı kontrol altına almak için bir sistem sağlıyor. Yani İslam Cumhuriyeti ile ilgili en çok tartışılan hususlardan birisi ulema bu sistemde bu zamana kadar olan ya da İslam devrimine kadar olan özelliğini kaybetti. Bu zamana kadar ulema özerkti. Neden özerkti? Ulemanın kendine has ekonomik kaynakları vardı. İşte siyasete çok fazla bulaşmıyorlardı ve medreseyi kendisi yönetiyordu ama fetvalarını verirken de daha serbestçe hareket ediyordu. Tarih boyunca da gördük. Hatta bazen işte siyasete de açıkça meydan okuyorlar. Ama bu dönemde artık Havze'nin de Şii Havzası'nın din eğitimi merkezlerinin de bürokratikleşmesi yoluna gidiyor. Az önce ifade ettiğim gibi klasik dönemde İslam Cumhuriyeti öncesinde Şii alimler arasında, müçtehitler arasında herhangi bir hiyerarşi söz konusu değil. Evet şöyle bir hiyerarşi var. İşte medreseler müçtehit düzeyinde mezun oluyor herkes. Ama belirli bir seviyeye geldikten sonra ayetullah oluyorlar. Ve belirli bir noktada da büyük ayetullah, ayetullahın uzmanı oluyorlar. Bazıları da merceği taklit. Merceği taklit demek müçtehitlerin verdiği fetvaların halk tarafından kabul edilmesi. İşte ne kadar insan artık o müçtehidin fetvalarını takip etmeye başlıyorsa o merceği taklidin rütbesi de o kadar geçerli, o da büyük kabul ediliyor. Bir taneye geleceğim. Yalnız bir tane merceği taklit yok. Aynı zamanda onlarca merceği taklit olabilir. Çünkü bu tamamen seçim halka bırakılmış. Halk kimi taklit etmek isterse fıkıh meselelerde onu taklit ediyor. Seçim halka bırakıldığı için bugün de hala 15'e yakın merceği taklit var. Ama bu merceği taklitler arasında herhangi bir hiyerarşiden söz edemeyiz. Onların hepsinin fetvaları eşit düzeyde geçerlidir ve hiçbirisi diğerini yanlışlamaz. Yanlışladığı kabul edilemez. Yalnız İslam Cumhuriyeti bürokratikleşme yoluna gidince gerek Ruhaniyet Mahkemesi yoluyla gerek şeyden sonra mesela Yüksek Havza Meclisi kuruluyor. Yüksek Havza Meclisi. Artık ulema meclisindeki eğitimi tamamen kontrol altına almaya başlıyorlar. Kim ne eğitim veriyor? Müfredatı belirlemeye başlıyorlar. Önceden merci taklitlerin ya da alimlerin her birisi kendi medresesini açıyor. Orada kendi uygun gördüğü şekilde eğitim veriyor. Ve bu hiçbir şekilde meydan okumayla ya da bir tehditle, engelle karşılaşmıyor. Ama şimdi Yüksek Havza Meclisi'nin kurulmasıyla birlikte ulemanın bu medreselerdeki etkisi de kontrol altına alınmaya başladı. Diğer mesele yine Havza İdare Meclis Merkezi diye bir merkez kuruldu. Artık kayıt olan öğrenciler, bunların ne kadar burs aldığı, hangi konuları çalıştığı, kimin nerede ne kadar takipçisinin olduğu, kime nereden ne kadar para geldiği, hatta sistemde kimin ne kadar para alması gerektiği, hepsi tek bir merkezden belirlenmeye başlıyor. Ama bu merkezlerin hem Havza Kontrol Merkezi'nin hem de Yüksek Havza Meclisi'nin üyeleri de doğrudan rehber tarafından atanıyor. Dolayısıyla başlangıçta rehber,
Önce Ayetullah Hümeyni, sonra Hameney. Sadece müçtehitlerden birisi. Ama özellikle Hameney döneminde bu kurumsallaşma daha ciddi boyuta vardı. Hameney devletin de gücünü kullanarak kendisi artık tamamen zirveye oturmaya başladı. Çünkü alternatiften bahsetmek çok zor. Mesela klasik muhaliflerden birisi de İslam Cumhuriyeti ya da Velayet-i Fakih teorisine Ayetullah Montazeri. Montazeri 2009 yılının sonunda öldü. Montazeri çok ilginç bir kişilik. O da Hümeyni'nin ilk öğrencilerinden birisi. Velayet-i Fakih teorisini en çok savunanlardan birisiydi. Hatta bir ara Ayetullah Hümeyni'nin veliahtı olarak tayin edilmişti Uzmanlar Meclisi tarafından. Hümeyni kalp krizi geçirdi birkaç defa. Hümeyni'nin başına bir şey gelirse aman devlet başsız kalmasın ya da işte devrim başsız kalmasın diye yerine gelecek kişiyi belirleme tartışmaları oldu. Ayetullah Montazeri Hümeyni'nin veliahtı ve yardımcısı olarak seçildi. Ama 1988'e geldiğimiz zaman devletin uygulamalarında karşılaşılan problemler ve karşısına Montazeri'nin bazı eleştirileri geldi. Bu eleştirilerden birisi işte özellikle 89'daydı. Devrimin 10. yılında işte devrim ne kadar yol kat etti? Devrimin bir bilançosunu çıkarıyordu. Eksisi, artısı, güçlü yanları, zayıf yanları. Zayıf yanlarına değinince bu establishment'ta ya da Hümeyni ve taraftarlarında bazı sorulara neden oldu. Diğer taraftan yine 88'in sonunda İran'da şöyle bir olay oldu. İran-Irak Savaşı sona erdikten sonra halkın mücahitlerinin bir kısmı Irak'ta askeri olarak bulunuyorlardı. Karargahları vardı. Saddam Hüseyin savaşı durdurmasına rağmen, ateşkesi kabul etmesine rağmen halkın mücahitleri kendileri hızlı bir askeri darbeyle İran devrimi yok etmeyi ya da işte rejimi devirmeyi tasarladılar ve güçlü destek de buldular bir yerlerden ve İran içerisinde çok büyük ekiplerle hızlı şekilde girdiler. Kısa zamanda da Tahran'a kadar yaklaştılar ama etkisiz hale getirildiler. Yani çok hızlı ve çabuk bir askeri manevrayla Tahran'a girip Tahran'da yönetimi devirmeyi istiyorlardı. Bunun sonunda halkın mücahitleri ayrı bir hikaye, o hikayeye belki daha sonra değiniriz. Mahkemelerde daha önce yargılanmış ve halkın mücahidi örgütü üyesi olduğuna şüphelenilen çok sayıda kişi yeniden yargılandı. Ve hala o kişiler halkın mücahitlerine sempati duyulduğu düşünülüyorsa idam edildiler. Hatta bazılarının hüküm süresi dolmak üzereydi. Onlardan da idam edilenler oldu. Çok sayıda idamlar oldu ve idam edilenler de kimsesizler mezarlığına toplu şekilde gömüldüler. Montazeri'nin en çok eleştirdiği hususlardan birisi de buydu. Bu idamların şeriata, İslam'a uygun olmadığını savunuyordu. Başka bazı siyasal hususlarda da Hümeyni ile doğrudan anlaşmazlığa düştüler. Ve Hümeyni'nin ölümüne 3 ay kala Montazeri bu görevden azledildi. Ayetullah Hümeyni bizzat Montazeri'yi bu görevden aldı. Ama Montazeri İlim anlamında da Ayetullah Hameney'den daha kremliydi. Hümeyni ölüp Hameney rehber seçildikten sonra Hameney'in en büyük rakibi ve Hameney için en büyük tehdit Montazeri'ydi. Hem bir zamanlar bu göreve layık görülmüş kişi olarak hem de ondan daha kremli birisi olarak sonra çeşitli gerekçelerle Montazeri ev hapsine alındı ve ölene kadar da ev hapsinde kaldı. Ama Montazeri bu sürede Velayet-i Fakih teorisinde şöyle bir tadilat yaptı. Velayet-i Fakih teorisinde hem Hümeyni'nin tadilatı var, Montazeri'nin de başka bir eleştirisi var. Velayet-i Fakih teorisinde velayet doğrudan ulemanın yönetmesi anlamına gelmez. Ulema sadece gözetleyecek, yeni geldiği zaman müdahale edecek. Ama aktif iktidar, bilfiil iktidar doğrudan işte daha sivillerin elinde olmalıdır. Ulemanın yetkisi sınırlı olmalıdır şeklinde bir argümanı var. Ama buna mukabil Hümeyni'nin velayet-i fakihi mutlak teorisi var. Bu da
İslam devriminin pratikleriyle şekillenen süreç. Burada özellikle 87 ve 88'de, 88'in başında galiba bu fetvayı vermişti ya da 87'nin başında Ayetullah Hümeyni diyor ki Velayet-i Fakih'in himayesi altında kurulan İslam hükümeti. Peygamberin ve imamların bütün yetkilerine sahiptir. Peygamber ve imamlar hangi yetkilere sahipse Velayet-i Fakih ve Velayet-i Fakih'in himayesinde kurulan İslam hükümeti de aynı yetkilere sahiptir. Hatta yeri geldiği zaman insanların mülkiyet haklarına el koyabilir. Yeri geldiği zaman İslam'ın ikinci hükümlerine göz ardı edebilir. Dolayısıyla bunu neye göre yapıyor peki? Bunu neye göre yapabilir? İslam nizamının çıkarlarının korunması için. Ve bir taraftan Velayet-i Fakih'in mutlak otoritesi tesis ediliyor. Bunun artık dinden de öte imamlarla aynı otoriteyi kullanılabileceği deniliyor. Bir taraftan da maslahat kavramı ortaya çıkıyor. Yani İslam rejiminin, İslam nizamının maslahatı. Çünkü öyle bir noktaya geliniyor ki İslam rejiminin muhafazası temel İslami prensiplerden birisi, imanın şartlarından birisi olarak görmeye başlıyor. Çünkü her şeyden önemli oluyor İslam rejiminin muhafazası ve o yüzden de bu rejimin muhafazası için bu rejimin çıkarları gerekiyorsa gerekirse İslam'ın ikinci hükümleri terk edilebilir ya da onların aleyhine hükümler verilebilir. Şeye baktığımız zaman yani bir taraftan rejime tamamen karşı duran bir ulema kesimi var. Şeriat medaliyede görüldüğü gibi. Bir kısmı sonradan rejimle arası açıldı. Bir de rejim içerisinde olup da Velayet-i Fakih teorisini kabul ediyor, düzeni kabul ediyor. Ama establishment'la ya da rehber Hamaney ile kavga edemeyelim. Rekabet içerisinde olan siyasi rakipler var. Mesela bunlardan birisi Ayetullah Yusuf Sanei. Bugün işte Hamaney karşıtı, Hamaney dışındaki ulemanın en önemli isimlerinden birisidir Ayetullah Sanei. Bu kişiler farklı örgütler kuruyorlar. Bir taraftan muhafazakarların, Hamaney'in etrafındaki muhafazakarların hem medresede hem de Tahran'da kurduğu çeşitli siyasal örgütler var. İşte Ruhaniyet Derneği, Kum Müderrisleri Derneği gibi dernekler var. Bunlara alternatif olarak muhalifler de kendi derneklerini kurdular. Özellikle daha reformculara yakın kesimler. Onların da Ruhaniyun Meclisi var. Ruhaniyun Derneği ve Kum Muhakkıkları ve Müderrisleri Derneği şeklinde farklı yapılanmalara gittiler. Bunların siyasal vizyonları Velayet-i Fakih teorisini kabul ediyor. Ama yine de uygulamada ciddi farklılıklar var. Ve uygulamanın merkezinde de bugünkü İran siyasetindeki en önemli kırılma noktalarından birisinde de hala halkın sistemdeki rolü nedir? Halkın rejim içerisindeki rolü nedir? Ulemanın rolünü gördük. Hatta Velayet-i Fakih mutlak da artık hiç sorgulanamaz bir noktaya geliyor ulemanın rolü. Ama halkın rolü nedir? Halk bir taraftan seçmen. Meclisi seçiyor, Cumhurbaşkanını seçiyor, rehberi seçen uzmanlar meclisini seçiyor. Dolayısıyla özellikle rehberin seçimi sırasında halkın rolü nasıl tanımlanabilir? Dolayısıyla halkın rolü asli midir, tali midir? Ya da egemenliğin kaynağı, rehber bütün bu yetkisini doğrudan imamdan, peygamberden ve Allah'tan mı alıyor? Yoksa rehberi Hubregan Meclisi, Hubregan Meclisi'nde halk seçtiği için halktan mı alıyor? Hocam o temsil olmaz, vekalet olur. Vekalet olduğu için de aradaki bağ çok güçlü olmadığı için halk kaynağı halk diyemeyiz bu anlamda. Yani doğrudan halktan türeyen bir şeyi kullanmaz. Yani o meclisin içindeki kimseler halka dair bir sorumlulukları olmadıkları için
olmadığı için bir temsil... Ha, 8 yılda bir seçiliyorlar. Vekalet. 8 yılda bir seçimle iş başına geliyor adamlar. Sonuçta onlar da kampanya yürütüyorlar. Geçtiğimiz zaman da seçim yapıldı. Tamam, Amerika'daki ikinci seçmenler gibi değiller. Doğrudan ikinci seçmenler gibi değiller. Ama halkın rolü de ihmal edilemez. Halkın seçimde sistemde bir rolü var. Şimdi daha muhafazakar olan Ayetullahlar. Ayetullah Mesbah Yezdi ve Ayetullah Yezdi, bunların en önde gelenleri. Onlar diyorlar ki bu seçimde, bu sistemde halkın hiçbir yeri, rolü yoktur. Bu sistem tamamen ilahi bir sistemdir. İslami bir sistemdir. Ve hatta rehber de, rehber seçilen, Hubregan Meclisi'nin seçtiği rehber de aslında seçilmemiş. Sadece belirlenmiştir. Rehber olacak kişi aslında imam tarafından tayin edildi. İmam onu biliyor. Hubregan Meclisi'nin görevi rehberi seçmek değil, imamın tayin ettiği kişiyi belirlemek. Kim bu kişi? Dolayısıyla hatta rehberin otoritesinin kaynağı da Hubregan Meclisi tarafından seçilmesi değil, otoritesinin kaynağı doğrudan imam, imamın kendisi. Dolayısıyla rehber hiç kimseye karşı sorumlu değil. Buna mukabil, işte Sane'yi, Montazeri ve diğer muhalif ayetullahların içerisinde olduğu bir kesim de, hatta Rafsanjani, halkın sistemdeki yerinin vazgeçilmez olduğunu, hatta işte bunun ayetlerde sabit olduğunu söyledi. Dolayısıyla halkın oyu olmazsa bu sistemin tamamen meşruiyetini yitireceğini, halkın oyu olmazsa sistemin meşruiyetini yitireceğini savunuyor. Rafsanjani ile Hamene arasındaki ya da Rafsanjani ile o az önce ismini saydığım Ayetullah Yezdi ve Mesbah Yezdi arasındaki en önemli tartışmalardan konusu da işte rejimin cumhuriyet unsurunun korunması veya tamamen ilahi bir rejimmiş gibi tasvir edilmesi hususunda sürüyor. Hala da bu tartışma sona ermiş değil ve İran'daki en önemli siyasal kırılma bu tartışma üzerinden yürüyor. Ben burada durmak istiyorum arkadaşlar. Sizin sormak istediğiniz sorular varsa ya da eklemek istediğiniz yorumlar varsa memnuniyetle alabilirim. Buyurun. Öncelikle bir kere İslam devrimi, İslam nizamına evrildikten sonra artık nizam için her şey kutsal olmaya başlıyor. İslam geride kalıyor, nizam daha öne çıkmaya başlıyor. Benim böyle bir gözlemim var en azından. Hümeyni'nin Hamene'nin seçilmesi meselesi oldukça tartışmalı. Çünkü Hamene ilk seçildiği zaman merceği taklit değil. Ve anayasanın orijinal halinde de rehberin merceği taklit olması gerekiyor şartı vardı. Ama o sırada eş zamanlı olarak yapılan bir anayasa değişikliği oldu ve anayasa değişikliğinde müçtehit olması yeterli kabul edildi. Bu bir. İkincisi, zaten hemen aynı gecede de Hamene'nin seçildiği zamanda da merci taklit olması hani bir turun tanımına onaylanan bir şey olmadığı için bazıları artık ben seni merci olarak tanıyorum deyince yeterli bir şey. Yani bir siyasi oyuna da merci taklit çok rahat olunabiliyor. Bunun üstesinden gelinebiliyor. Orada Rafsanjani'nin evet kritik bir rol oynadığı hep söylenilir, iddia edilir. Daha sonraki yıllarda da zaten Rafsanjani, Cumhurbaşkanı Hamene'yi rehber. Orada gayet uyumlu çalıştılar. Uzun bir süre uyumlu çalıştılar. Ve siyasetteki maslahat prensibi domine edici oldu. Dolayısıyla hani sistemin artık o ilahi tarafından çok nizamın korunması ve nizamın çıkarları meselesi öne çıktı. Darül Takrib meselesinde aslında Darül Takrib 1950'lerde ortaya çıkıyor ilk defa. O zaman Ayetullah Bulucerdi konudaki en nitelikli müçtehitlerden birisi.
onunla eser şeyhi arasında çeşitli temaslar var. Bu temaslar bir süre sürüyor ama çeşitli nedenlerle kesiliyor, sürdürülemiyor. Şeyden sonra, İslam devriminden sonra, aslında 90'lardan sonra, Havane'ye iş başına geldikten sonra kurulan bir müessese var. Bu müessese, mezhepleri yakınlaştırma müessesesi. Gene Darül Takrib adını taşıyor. Ve mezhepler arasındaki farklılıkları asgariye indirip ve farklı mezhepler arasında diyalog kurulmasının yollarını arıyorlar. Bu müessese hala çalışıyor. Ama onunla kurulan, onunla birlikte kurulan onun ikizi bir müessesesi daha var. O da Dünya Ehl-i Beyt Meclisi. İkisi de doğrudan Havane'ye bağlı olarak çalışıyor. Havane'nin kontrolünde çalışıyor. Dünya Ehl-i Beyt Meclisi de daha çok dünyadaki farklı Şii grupların sorunlarıyla, Şii dünyasının çıkarlarıyla ilgileniyor ve dışarıdan suçlamalarda ya da dışarıdan baktığı zaman da Şiiliğin propagandasıyla meşgul. Dolayısıyla bir taraftan Darül Takrib var, bir taraftan da Şii propagandası var. İkisi de Havane'yi noktasında çalışıyor. Evet, buyurun. Evet. Şimdi Şii inancına göre hani adil bir devlet kurulamayacak. Hani Hazreti Ali'den sonra bir adil devlet yok. İmamlar yani imamın yokluğunda, imamın evet. Şimdi bu velayet ve fakir teorisi bir şeye göre geçersiz. Hani kurulan devlet her ne kadar adil olduğu iddia etse de hani imam olmadığı için adil devlet değil de bu arada Ahmet-i Necat gündeme getiriyor veya onun diye bulunduğu bu ekip kimse. Gayip olan imam şu anki devletten dolayı dünyaya teşrif etmiyor, gecikiyor yani. İmamın dünyaya gelmesi devletin varlığı onun gecikmesine sebep. Yani bu devletin ortadan kalkması gerekiyor imamın, gayip imamın gelmesi için. Ya bu konuda bir şeyiniz var mı? Hocam bir de ikinci bir şey sorun. Hani İbn-i Haldun'a göre bir devlet doğar, yaşar, belli bir süreden sonra ölür. Yani bunu şu anki İran devleti böyle bir şey öngörüyor musun? Yani bir 100 yıl mesela bir devlete biçilen ömür süresi. Ya da bu doğrultuda hani bizde restorasyon yapılıyor şu anki mevcut siyasi iktidar. Yani İran'da da böyle bir restorasyon düşünülüyor mu? Açılım gibi. Şöyle, önce ilk soruyla ilgili olarak Hümeyni zaten bütün bu teoriyi alt üst ediyor. Yani imamın yokluğunda adil ve meşru hükümet olmayacağı teorisini alt üst ediyor. Diyor ki bu Velayet-i Fakih'in himayesinde kurulan hükümet imamla aynı yetkiye sahip. İmam hangi haklara sahipse, hangi sorumluluklara sahipse bu hükümet de aynı haklara ve sorumluluklara sahip. Dolayısıyla bunun meşruiyetinden dini olarak herhangi bir sorun yok. İşte onu tartıştık. Çünkü imamlar ulema, alimler, imamların varisleridir. Kaldı ki yeni yorumlarda, işte bu Yezdilerin yorumunda ortaya çıktığı gibi hatta Veli-i Fakih bile doğrudan eğer imam tarafından atanıyorsa, imamın vekilliğini yapıyorsa, bu devletin dini anlamda meşruiyetinde ve adil devlet olmasında herhangi bir sorun yok. Yani devletin ömrü, ona ömür biçmek zor. Yani devletler canlı organizmalar. Ders alıyorlar, tecrübe alıyorlar, kendilerini yeniliyorlar. İran'da da tabii 1979'daki devletle, kurulan devletle bugünkü devlet aynı devlet değil. Oradan bugüne çok şey değişti ve çok köprünün altından epey sular aktı. Ama temeller aynı kaldı. Dolayısıyla hani bu rejim kurumsallaşma yolunda önemli mesafeler kat etti ve uzun bir sürede daha iktidarda kalacak gibi görünüyor. Burada hocam teşekkür ederim öncelikle sunumunuz için. Bu anlattıklarınızdan siyasetle ulema ilişkisini özellikle göz önüne alınca devrimden sonra Şii anlatısı sünnileşmiş gibi anlıyorum ben. Hümeyni'ye yapılan en çok Hümeyni'ye yapılan suçlamalardan birisi de bu. Aslında özellikle maslahat kavramı nedeniyle giderek Şii teolojisini sünnileştirdiği, sünnilere yakınlaştırdığı yönde bir suçlama var. Evet. Siz ben öyle anladım da. Ben ilahiyatçı değilim, bilmiyorum. Mustafa? Hocam ben şeyi merak ettim. Şimdi 12. imamın sonuçta bir zaman geri gelmesi bekleniyor. Evet. Esas itibariyle. 12. imam olduğunu söyleyen herhangi bir kimse çıkmıyor mu İran toplumunda? Mesela hani biliyorsunuz Mesih iddiasıyla Hristiyan aleminde çıkan insanlar oluyor falan vesaire gibi. Ya bunlar kriz dönemlerinde ortaya çıkıyor daha çok. İşte Mesihlerin ortaya çıkması da
kriz döneminde. İran'da henüz bu iddiayla ortaya çıkan kimse olmadı. Ama onun da işte Şii teolojisinde belli özellikleri var. Belli yerler, belli koşullar altında çıkacak. Hatta Hamene ile Ahmednecad arasındaki kişilerin arasındaki kavgalardan birisi de imamın dönüşünün çok yakınlaştığı üzerineydi. Ahmednecad taraftarları bir belgesel hazırladılar. İmamın dönüşü çok yakın diye. Bunu televizyonda yayınladılar vesaire. Sonra Hamene ekibi hep durun bakalım dediler. Daha onun ne zaman döneceğini kimse bilmez. Dönecek ama işte bunu biz tahmin edemeyiz. Bu konuda hiçbir fikir yürütmeyiz dediler. Yani imam dönecek olsa bile bunu engellerler mi? Onu bilmiyoruz. Niye döndüyse? Onu bilmiyoruz artık. Mehmet? Hocam bir katkım ya da bir de sorum olacak. Ben katkı olarak şöyle düşünüyorum. Velayet-i Fakih teorisinin böyle bir sürpriz bir şekilde ani bir nedenle ortaya çıktığını düşünmüyorum. Bunun köklerinin olduğunu düşünüyorum. Kökleri var, evet. Yani ona altını çizmek gerekirse 1700'lü yıllarda Şiiler Usulü ve Ahbari olmak üzere iki okul oluşturdular. Ahbari okul içtihadın kapısını kapatırken Usulü okul bu içtihadın önünü açmak suretiyle yol verdi yeniliklere. Bu Velayet-i Fakih'te bu yeniliklerin bir sonucu olarak düşünüyorum. Yani dinin yorumu. Sadece bir müştehit dini 20. yüzyılda bu şekilde yorumlamış. Bunu bu şekilde algılıyorum. Sorum da şu şekilde. Bu din siyaset ilişkisi bütün bu anlatılarda mesela dikkatlice dinlediğimizde milliyetçiliğin M harfi geçmedi mesela. Bir siyaset kavramı var fakat siyasetin içinde milliyetçilik yok. Hatta rehberin bile milliyeti belli değil. Bu anlamda İran siyasetinde bazen şöyle ifadeler kullanılıyor işte dışarı dış politikasında milliyetçilik vurgusu yapılıyor. Milliyetçilik sahikiyle hareket ettiği söyleniyor. Burada milliyetçiliği nereye yerleştireceğiz? Olmayan bir milliyetçilik var mıdır yani? İran siyasetindeki milliyetçiliğin rolü. Yani orada milliyetçiliği belki daha çok Cumhurbaşkanı ve hükümet tarafından temsil edilebilir. Bir. İkincisi İslam nizamının çıkarları çok öne alınınca bu sefer İslam nizamının çıkarları nasıl tanımlanır? Yani İslam nizamı nasıl bir şey? Bu çıkarları kim tanımlıyor? Orada da güvenlik eliti ister istemez öne çıkmaya başlıyor. Yani güvenlik elitiyle de milliyetçilik giderek iç içe geçmeye başlıyor. Dolayısıyla tamam rejimin kontrolleri doğrudan ipler rehberin elinde ama İslam nizamının çıkarı diye bir kavram var. İslam nizamının çıkarı kavramı işte bu da doğrudan imam tarafından rehbere vahiy bildiriliyor mu, ilham mı oluyor? Öyle bir iddia yok. Dolayısıyla İslam çıkarlarını rehber belirliyor. Bir de Expediency Council ya da Maslahat Konseyi diye bir konsey var. Bu konseyin görevi nizamın maslahatları neler? Onu belirlemek. Önemli tartışmalar olduğu zaman ya da önemli sorunlarda bu konseyde daha çok işte konseyin hemen hemen bütün üyeleri rehber tarafından atanıyor. Ama artık siyasetten emekli olmuş eski cumhurbaşkanları, eski kıdemli müçtehitler vesaire burada görev yapıyorlar. Bu konseydeki tartışmalara belki biraz daha dikkatli bakmak gerekiyor. Yani İran milliyetçiliğinin yükseldiği hissediliyor. Hani öyle bir his var. Ha, bunu objektif olarak nasıl ortaya koyabiliriz? Buradaki tartışmalara hem meclisteki tartışmalara hem de meclisin dış politikadaki rolüne bakmak gerekiyor. Oradaki mecliste ciddi oturumlar yapılıyor. Ya da kamuoyundaki tartışmalara da bakmak gerekiyor. Yani sistemin tamamen rehberin himayesinde ve kontrolünde olmasından dışında kamuoyunda dış politikayla ilgili ne tür tartışmalar var? Ona bakmak gerekiyor. O zaman belki uçlarını daha rahat bulabiliriz. Tuğçe? Hocam ben de müsaadenizle bir iki tane soru soracağım. Aslında bunlardan birincisi de bugün burada sizi dinlemeyi çok isteyen ama Liga'da görev yaptığı için yaramayan bir arkadaşımın sorusu. Elçize mal olmaz diyerek ben de o soruyu okuyorum. İranlı Şii din adamları Suriye'deki Nusayri mezhebine nasıl bakıyor? Yani onu Şiiliğin bir alt kolu olarak mı görüyor yoksa yoldan çıkmış bir mezhep olarak mı görüyor? Gerçi siz konuşmanızın başında söylemiştiniz, monolitik bir ulemadan bahsedemeyiz, farklı farklı görüşleri olduğunda. Benim sorum da eğer bir genel bir kanaat varsa bununla ilgili, İran'ın Suriye politikalarına etkisi var mıdır bu kanaatin? Özellikle Arap Baharı sonrasındaki politikalarına değerlendirirsek. Nusayriler ya da Arap Alevileri meselesinde
genelde yanlışlıkla Hümeyni'ye atfedilen bir fetva var. İlk defa Hümeyni onları İslam içerisinde tanımladı diye. Bu doğru değil. Daha önce işte Kudüs müftüsü Hacı Emine Hüseyin'i ilk defa Alevileri, Arap Alevilerini İslam mezhebi olarak kabul ediyor. Daha sonra Iraklı büyük ayetullahlardan Muhsin el-Hekim sanırım Alevileri İslam'ın içerisinde kabul ediyor. Alevilerde de kendilerini İslam'ın içerisinde konumlandırma arayışı var o dönemde. Daha sonra İmam Musa Sadr var. Lübnanlı, ünlü bir o da kayıp oldu. O da kayıp imamlardan birisi. İmam Musa Sadr. O 1973'te verdiği bir fetva ile onları Şiiliğin bir parçası, hatta Caferi fıkhının bir parçası olarak tanımlıyor. Bugünkü İran uleması içerisindeki tartışmalarda ben buna dair bir şey görmedim. Hani varsa haberim yok. Yani ne olumlayabilirim ne de olumsuzlayabilirim. Ama bunları, Alevileri İslam'ın içerisinde tanımlayan bir gelenek var zaten. Çok eski giden bir gelenek var. Bugün öyle bir şey görürsek de bile bu yeni çıkmış diyemeyiz. Evet. Hocam teşekkür ederim sunumunuzdan dolayı. Şu an İran siyasetine bakarsak iki yere muhafazakar ve reformcular var. Yani Irak'lar muhafazakarlarla iyi anlaşsa da reformcularla bazen bir çakışma oluyor yani. Oradan nasıl Irak'larla reformcular arasında uzlaşı sağlanıyor? Onu bilmek istiyorum. Aslında rehberin kararlarını daha dikkatli izlediğimiz zaman muhafazakarlara daha yakın olmakla birlikte dengeli politikalar izlemeye çalıştığını görüyoruz. Çünkü onun vazifesi sistemin bir şekilde yürümesini sağlamak. Dolayısıyla rejim içerisinde faal olan bütün hiziplerin çıkarlarına ve bütün hiziplerin kaygılarına da dikkat ediyor. Onlara da dikkate alıyor karar verirken ve rehber artık sadece bir kişi olmaktan da çıkmış durumda. Bir rehberlik müessesesi var. Orası giderek büyüyen bir karar alma mekanizmasına dönüşmüş durumda. Çok sayıda danışman birlikte çalışıyor. Tabii bu danışmanların etkileri, rehberi ne şekilde etkiliyor? Bu ayrı bir konu. Ama rehberin kararlarına baktığımız zaman aslında bir dengeyi gözetmeye çalıştığını, yani kendi kariyeri itibariyle baktığımız zaman da zaten muhafazakar gelenekten geliyor. Özü itibariyle muhafazakar ama muhafazakarların da daha pragmatik kanatına yakın. Hatta sunuşta ilave etmeyi unuttum belki. Bazı ayetullahlar da var ki bu sistemi, mevcut İslam Cumhuriyeti sistemini yeterince İslami bulmuyor. Bunun daha çok İslami olması gerektiği yönünde rejime baskılar yapıyorlar. Ama Ayetullah Muntazeri de en son verdiği röportajlarından birisinde şey demişti. Bu rejim ne cumhuriyettir ne de İslamidir şeklinde bir açıklaması vardı. O da ayrı bir tartışma konusu. Şeriat mesela ne diyor Veraati Fakih ile ilgili? Ne? Veraati Fakih ile ilgili şeriat medari mesela ne diyor? Hangi eleştirilerde bulunuyor? Öncelikle bunun Şia geleneğinde olmadığını, ikincisi ulemanın siyasete hiç karışmaması gerektiğini söylüyor. Çünkü ulema siyasete karışırsa ulemanın bütün itibarı yerle bir ediliyor. Onun dışında eleştirisi onun detaylarını şimdi hatırlamıyorum. Hatta ona tekrar bakayım. Ama bu konuda İsmail Safa Yüksel, İsmail Safa Üstün isimli bir hocanın kitabı var. İslam Cumhuriyeti'nin İran İslam Cumhuriyeti yönetim biçimi. Bu kitabı tavsiye ederim. Hani o teolojik tartışmalara bakacaksanız, onun detaylarına bakmak için. Evet. Hocam, ordu din siyaset ilişkisi bağlamında nereye oturuyor? Ordu din siyaset ilişkisi bağlamında şimdi iki farklı askeri yapıdan bahsediyoruz. Birincisi klasik resmi ordu. Bu ordu aynı zamanda Pehlevilerden miras alınan, devralınan oldu. Tamam, bunun subay kademesi temizlendi. İşte önemli reformlar yapıldı. Ama bir de hala bu orduya karşı o zaman ciddi güven sorunları vardı. Çünkü darbe yapılabilir ya da çeşitli nedenlerle bu orduya güvenmiyorlardı. Amerika'dan eğitim almış subaylardan çoğu vesaire. Buna karşılık Devrim Muhafızları Ordusu isminde daha devrimci gençlerden, daha adanmış gençlerden bir ordu kuruldu. Ama her iki orduda da
Ayrıca şeyler var şimdi. Doğrudan propaganda, propaganda ve doktrinasyon merkezleri var. Buralarda alimler çalışıyorlar ve orduları, işte ordunun çeşitli birimlerinde, her kademede, her tümende, her bölükte, bölüklere kadar iniyor, her yapıya kadar iniyor. Buralardaki bu siyasi ve propaganda, siyasi ve ideolojik eğitim sorumluları ordunun hem siyasi denetimini yapıyor hem de ideolojik eğitim yapıyor. Diğer taraftan Hamaney'in, rehberin ayrıca temsilcileri var. Yine her kademe, hem en üst düzeyde ordu komutanı düzeyinde temsilcileri var hem de her birliğe doğru, neredeyse artık onun seviyesini tam olarak kestiremiyorum, aşağıya doğru indikçe o askeri yapılanmaya paralel olarak Hamaney'in temsilcileri var. Hamaney'in temsilcileri konusu önemli, bu çünkü devletin her kademesinde var. Üniversitede var, Dışişleri Bakanlığı'nda var, bürokrasinin her yerinde. Üniversitenin rektör var, rektörün yanında Hamaney'in temsilcisi var. İşte bir yerde genel müdür var, onun yanında Hamaney'in temsilcisi var. Dolayısıyla burada artık iktidar ilişkisi de giderek değişmeye başlıyor. Hümeyni döneminde bu kadar yaygın değildi imamın temsilcileri meselesi. Hamaney zamanında giderek yaygınlaştı ve Hamaney zamanında gene bu havzanın, din havzasının kontrolü meselesi biraz daha güçlü, güçlendi ya da şiddetlendi. Dolayısıyla bu da İran'da ciddi eleştiri konularından birisi. Üniversitede, yani rektör normalde karar alıcı gibi görünüyor, olması gerekiyor. Ama imamın da temsilcisi var. Hamaney'in de temsilcisi var. Şimdi hangisi daha etkili olacak? Normal şartlar altında bu temsilcilerin sadece gözetleme ve Hamaney'e raporlama yetkileri var. İşte işe müdahale etmemeleri gerekiyor. Ama pratikte öyle yürüyor mu? Onu bilmiyoruz. Ama öyle yürümediğine dair rivayetler var. Dolayısıyla Hamaney artık bizzat, yani hükümetin dışında paralel bir hükümet yapısı var. Zaten İslam Cumhuriyeti Anayasası'nın temel sorunlarından birisi o. Bir taraftan İslami yapılar var. Normal, yani İslami devrimci ve ulema yapıları var. Ama diğer taraftan da normal bildiğiniz klasik devlet yapıları var. Ve bunlar hepsi birbirine dengeliyor. Bunlar arasında bir iktidar mücadelesi var. O iktidar mücadelesi de zaten önemli gerilim kaynaklarından, sistemdeki gerilim kaynaklarından birisi ve karar alma sürecini zorlaştıran faktörlerden birisi. Hocam geçen Cuma günü Cemil Hakkemez Hoca burada konuşma yapmıştı. Ben gelmeden önce İslam'ınsa ilahiyat makaleler veri tabanında onun makalelerini okuyup gelmiştim. Orada bir makalesinde Cemil Hakkemez şey diyor, mesela Irak'taki Şiilerin İran'daki mesela bu velayet fakih anlayışını kabul etmediğini, mesela şu anki Ayetullah Ali Hamaney'in dini liderlerini kabul etmediğini daha anlatıyor makalesinde. Ben Irak'a kadar gitmeye gerek yok işte. Kum'da da olup da bu teoriyi kabul etmeyenler de var. Irak'ta da kabul edenler de var. Dolayısıyla ulema çok bağımsızlıklarına gelen belki bir şey ama çok farklı görüşler var. Yani İran dışında olup da velayet-i teorisini kabul ediyor. Mesela Lübnan'a gidelim. Hasan Nasrallah velayet-i teorisini kabul ediyor. Hamaney'i rehber olarak kabul ediyor. Ama Muhammed Hüseyin Fadlallah, büyük ayetullahlardan birisi, bu teoriye karşı rezervleri var ya da en azından belli konularda eleştiriyor. Dolayısıyla ama az önce de ifade ettiğimiz gibi İran içerisinde de ciddi eleştiriler var. Yalnız mesele şu, rejimin kontrolü arttıkça medrese üzerinde İran'da bu farklı düşünen ulema varlığını ne kadar daha sürdürecek? Bunlar ya o yüzden sistemle de çatışmamak için siyasete hiç müdahale olmuyorlar, siyasete hiç karışmıyorlar, medreselerinde ders vermeye devam ediyorlar ya da sistemin sillesini yemek durumunda kalıyorlar. O yüzden hani bu bir süreç, bunun nereye evrileceğini göreceğiz. Evet. Hocam, İran her zaman İsrail karşısında soyuyor, konuşuyor.
Ama İran'da da Yahudi insanlar var, orada bulunuyor zaten. Şia, Sun, Şia, Şia ve Yahudi insanlar arasında çok iyi ilişkiler var. Yani nasıl bu konuyla? Yani İranlıların söylemlerine de baktığımız zaman zaten Yahudilikle değil sorun. Yani gerçi Ayetullah Hümeyni'nin söylediğinde doğrudan Yahudiliğin hedef alındığı örnekler de var. Mesela Siyonizm, yani düşman olan Siyonizm, İsrail Siyonizm'i temsil ettiği için, yani Yahudileri temsil ettiği için değil. Siyonizm de Yahudilikten ayrı, Yahudiliğin içerisinde ya da bir kısım Yahudinin icat ettiği özel bir siyasal program. İran'ın sorunu, onların söylemlerine göre Siyonizm'de. E İsrail mi Siyonizm'in ürünü, yoksa doğrudan Yahudilikle bir sorunları olduğundan değil, en azından söylemsel. Bu konuyla ilgili bir şey söyleyebilir miyim hocam? Bu genel olarak Haredi Yahudiliğinde zaten İsrail'e ve Siyonizmi red şey kavramı olduğu için hani özellikle onların İran'la ilişkileri de benim bildiğim kadarıyla bu ultra-ortodoks denen onlar Harediler. Onlar Ahmet Necat'la kucaklaşmışlar. İran'a ziyarette bulundular. Öyle bir detay da var. Yani Yahudiler içerisinde de yani insana dahil olunca genelleme yapmak çok zorlaşıyor. Çok farklı gruplar, çok farklı eğilimlerde olabiliyorlar. Dolayısıyla hep alternatif ya da farklı, karşı tipleri bulmak mümkün olabiliyor. Evet. Hocam bu son nükleer anlaşma yapıldı Ruhani döneminde de. Şimdi hani rehber zaman zaman dış politikayı eleştiriyor. Yani basında bu şekilde şeyler çıkıyor da. Yani dış bu göstermelik bir eleştiri mi? Yoksa yani gücü şey mi oldu? Biraz daha hani dış politikaya çok karışmıyor mu? Ya bu dengeleme manevrasının bir sonucu gibi görünüyor. Aslında doğrudan dış politikayı da eleştirmiyor. Yani sadece işte anlaşmanın uygulanmamasından dolayı Amerikalılara yaptığı eleştiri var ve zaten kendi hükümet yetkililerle bu konuda daha önce uyarmıştı. Tamam Amerikalılarla anlaşıyorsunuz ama bak bunlar sözlerinde durmaz diye daha önce uyarmıştı. Şimdi de bunun üzerine duruyor. Bakın şimdi sözlerinde durmuyorlar diye. Bu hani dış politika eleştirisi olabilir bir taraftan ama bir taraftan da o siyasetteki ya da ruhaninin karşısındaki muhalefeti koordine etmek ya da onun dengelemek için geliştirilen bir söylem de olabilir. Ona da bakacağız. Onu biraz daha çalışmak lazım. Demokrasi kavramını kullanıyorlar. Yanlış mı? Doğru mu sizce? Teokrasi kavramı yani İran örneğinde tam doğru değil. Çünkü İran'da çünkü demokratik hususlar da var. Yani İslam Cumhuriyeti'nin cumhuriyet kısmı da var. Sadece velayeti farki teorisi olsaydı evet. Tam bir teokrasi olacaktı baştan aşağı ama sistemin içerisinde önemli bir demokratik unsur ve halkın da varlığı, halkın iradesinin tartışılsa da belirli konularda mevcudiyeti olması nedeniyle teokrasi nitelemesinin ben doğru olmayacağını, işte hatta bunun için daha kompleks şeyler var, kavram, teodemokrasi şeklinde daha kombinasyonlar var. Böyle bir kombinasyon belki daha iyi açıklayabilir. Arkadaşlar ben ilginiz ve sabrınız için teşekkür ediyorum.